Yaşama Dair programından herkese tekrar merhaba. Çok şahane bir konuğum var. Enerjisi çok yüksek. O yüzden programın da yine çok şahane olacağına inanıyorum. MasterChef'ten tanıyoruz kendisini. Batuhan'cığım nasılsın? Valla muhteşemim. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkürler. Ramazan başladı. O Ramazan'ın muhteşem enerjisi bana geçti şu anda. Çok keyifli yani. Böyle gerçekten. Öyle düşün ben de. Keyifli. Ayrıca güzel. Ramazan'ın hakikaten güzel bir manevi. Bana çok inanıyorum. Çok gerçekten. Batuhan sağlığa da iyi geliyor ya. Ben mesela oruç tutarken kendimi gayet iyi hissediyorum. Öyle. Kişisine göre değişir zaten ama. Zaten şey bence bu aralıklı oruçlar falan çıktı ya hep dini oruçtan bence nasıl diyeyim? Yani oradan feyiz alıp çıkmış bir şey ve otofaj yaptırdığı söyleniyor. Vücudu gençleştirdiği, evet. İyi geldiği bence muhteşem yani Ramazan'daki oruç da öyle. Evet. Şeyden hem manevi hazzı duyuyorsun hem de evet. Vücudun o şeyi duyuyor. Vücudun sağlık buluyor değil mi? Bence öyle yani. Evet, o aralıklı oruçlar vesaire belki de Ramazan'ın dediğin gibi onun enerjisini, o şeyi almış olabilirler. Oradan feyiz aldılar oradan bence. Feyiz ben ona inanıyorum. Doğru. Ki o aralıklı oruçlarla çok güzel kilo veriliyor. Hatta bir şey söyleyeceğim. Evet, seni sohbet ederken bir 6-7 kilo alsam da toplamda 60 kiloyu ben aralıklı oruçla verdim. Bakın inanabiliyor musunuz? 60 kilo yani çok ciddi bir rakam. Yani bu 105 165 kiloydum. 105 kiloya düştüm. Çok. Şimdi bir 110'a çıktım ama 111 o şey ama hani ben biraz böyle işim gereği. Aynen işim gereği biraz da saldım. Halbuki her gün spor yapmaya devam ediyorum ama şey ya yiyince kilo alıyorsunuz, yemeyince veriyorsunuz. İş bu kadar aslında. Ya yani. Bunun bir matematiği var arkadaşlar. Bu kadar basit. Aldığın kaloriyi yakamıyorsan kilo olarak depoluyorsun. Aldığın kaloriyi yakarsan, kafa kafa yersen almıyorsun. Batuhan peki bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi muhtemelen karbonhidratı, şekeri vesaire işte kesmişsindir ama bu aralıklı orucu bize bir anlatır mısın? Ben nasıl verdin? Yani tabii ki hani bir beslenme uzmanı falan değiliz ama kendimiz nasıl uygulayabiliriz onu anlatabilirim. Öncelikle ben doktoruma danıştım. Doktora danışmadan bence kesinlikle yapmayın. Ben şöyle yapıyorum. Bir şu an seninle yemek yedik. bu benim ikinci ya da ilk öğünüm olabilir. O anki yediğim şeye göre 16 saat koyuyorum üstüne. Şimdi yedikken mesela demek istiyor. Ha, aynen mesela. Aynen. 16 saat üstüne koyuyorum. Tabii bu Ramazan dışında. Ramazan zaten saatlerimiz belli. 16 saat sonra yiyorum. Ama yerken ne yapıyorum? Ki bence bu Ramazan'da da çok uygulanabilecek bir şey. Şeker tüketmiyorum. Çünkü şeker yediğiniz zaman hele ki benim gibi insülin direnci sorununuz varsa çok daha hızlı çıkıyorsunuz. Şeker mahvediyor. Bence oruç tutarken de şey yapmayın. Alternatif olarak kurum. Ya şimdi şey gibi olacak böyle yiyebilir miyiz yemez miyiz diye hani cevap vermeyeyim de ben yememeye çalışıyorum. Hurma bile yememeye çalışıyorum yani. Ama tabii ki doktorunuz yiyin diyordur, senin ihtiyacın vardır. Onlar çok ayrı boyutlar. Kişiye özgü. Kişiye özgü şeyler ama ben onu bile anladım. Yememeye çalışıyorum ama tabii ki çok insanı böyle aşırı tatlı krizi evet, şeyler oluyor ya. O zaman hurmayı karıştır bir kakaoyla birazcık insan cevizi yağı koy. Çırp al sana Nutella'dan daha bile güzel yani. Bir baklava yiyeceğine değil mi? Onunla bastır ihtiyacını. Aynen öyle. Bu tarz başka tarifler verebilir misin bize? Hatta şöyle söyleyeyim. Ya Ramazan aslında çok ayındayız. Fazla tarifim var öyle. Ramazan ayındayız aynen çünkü şey su içemediğimiz için hani vücutta su tutacak şeyler falan o tarz şeylerde ne yapabiliriz konuşabiliriz. Ya ben genelde kendim neler yapıyorum onları söyleyeyim. Sahurda ne yiyebiliriz? Aslında direkt tarif değil de şöyle yapıyorum. Tuz mesela sahurda asla tuz, baharat, acı kullanmıyorum. Şeker kullanmıyorum. Çünkü susatır. Susatır aynen. En güzel ne biliyor musun? Bence yani yumurta, haşlanmış yumurta. Ben öyle yapıyorum. Muhteşem. Ya sahurda ben 6-7 tane haşlanmış yumurta yerim. Domates, biber, salatalık, mis. Çok bence güzel. Hiçbir şey gerek yok başka. Şimdi kimi tutan arkadaşlarımız şey yapabiliyor, yemek yiyebiliyor bildiğiniz pilav değil mi? İftarın devamında. Ben yersem benim orucum o kadar zor oluyor ki. Aynen ben de. Tabii Allah gücünü veriyor. O başka bir şey ama hani yine de işini kolaylaştırmak için o tuzunu, baharatını almak bence uzmanlar çok iyi. Uzmanlar da kahvaltıyı öneriyor. Senin dediğin gibi aynen. Az tuzlu peynir, yumurta. Zaten yumurta tok tutar. Yumurta muhteşem bir şey ya. Gerçekten muhteşem bir şey. Gerçekten. Hem protein.
Protein tabii açısından besin çok zengin, yüksek, besin değeri çok yüksek. Çok düşünsene iyi. Batuhan, ondan bir canlı oluşuyor. Evet. Zaten içeriğinin ne kadar kıymetli olduğunu oradan anlayabiliriz değil mi? Şey, keten tohumu kullanıyorum ben, bir de onu söylemeyi unuttum ben. Nasıl kullanıyorsun, öğütüyor musun? Valla ben onu öğütüyorum işte, kullanıyorum. Ben öyle yiyorum ya. Yani çok garip geliyor insanlar öyle yiyorum deyince. Böyle yulaf, keten tohumu, işte fıstık ezmesi, ama böyle az koymak lazım. Onlar da yararlı ama çok yüksek kalori şeyler ya. Böyle az az yiyorum, onlar da tok tutuyor mesela. Keten böyle tohumunu. Belki bir tane yarım muz olabilir, böyle bir muz olabilir. Hani yerli muz tercih ediyorum. Çok aşırı tok tutuyor beni, ama tabii Ramazan'da belki sahurda muz yine susatabilir. Bilmiyorum yani. Bu denemek lazım. İnsan hani neye göre yapıyorsunuz. Evet. Ben bir tane muz yersem bir şey olmuyor. Kimi der ki ben bir muzla bile susuyorum. Keten tohumunun ben de faydasını duymuştum. Ama keten tohumu ve diğer tohumlar da sindirimi biraz zor olduğu için öğütülürse besin değeri... Öyle olabilir, o doğrusu olabilir de ben öyle yaptığım için ben kendim öyle öğütüp yiyorum. Ne bileyim yani, kendi ağzımda öğütmüyorum. Tabii ki can, dişlerimizi öğütüyoruz. Evet, doğru söylüyorsun. Peki iftarda ne yiyelim Batuhan sence? İşte iftarda... Sen 60 kiloyu verirken akşamları ne yedin? Şimdi... Tabii oruç tutunca tabii ki nefsimiz hani şey oluyor, ama insanın bir gözü dönüyor. Yani ister istemez. Bir zengin olacak. O bir de yani bizim Türk mutfağı çok zengin bir mutfak. Her şeyimiz var çok şükür yani. Hani evet, ülkemizde de her şeyimiz var. Ulaşabilen her şeye de ulaşıyor. O sofrayı böyle görünce her şeyi yiyeyim istiyorsun ya. Ya oturayım, o börek yapıldıysa bir tepsi böreği yiyeyim, o çorba yiyeyim, ne varsa yiyeyim istiyor. Ama işte önemli olan orada şunu hatırlamak yani. Şimdi çok yiyince, tabii ben kilo verme sürecimde kendimden söylüyorum yine. Bunu çok yiyince çok kalori alacağım. Bütün tuttuğum oruçtaki o kilo verme şeyi boşa gidecek. Öyle düşünüyorum. Kafamdan hep onu kurguluyorum. Az yiyeyim. Az yediğim için bir sonraki şeyimde daha az susayacağım. Daha az yemek yemeyiz. Çünkü yedikçe yiyesi geliyor ya insanın. Bende insülin direnci de var mesela, o da çok büyük sıkıntıydı. Onu da kırmam benim için zor oldu. Çok daha zor. Ben bu şekilde yaparak hep kendimi böyle telkin ederek işte ekmek asla yemeyeyim. Hani tam buğday da yememeye çalışıyorum. Ya çok kızılardı, ben biraz kara tavacıyı seviyorum yani. Bayağı linç yedi kadın, ama ben kilo verirken kara tavacıyı çok dinledim açıkçası. Benim bilmiyorum, çok hoşuma gidiyor dediklerim. Birazcık onun dediklerine benzer bir şekilde zeytinyağı yiyorum. İçtin mi? Zeytinyağı içmedim. Ama her şeye bol zeytinyağı severim. Bir Egeli olarak ben hoşuma de gider. Ben de. Bir zeytinyağı olmazsa olmazımdır zaten, koyarım. Ya ben brokoli sevdirdim kendime bir de. Hani iftarda bile brokolinin üstüne sadece biraz zeytinyağı, biraz limon, çok azıcık haşlıyorum ya da çok azıcık buharda pişiriyorum. Çiğ bile yediğim oluyor. Çok sağlıklı olduğunu okuduğum için brokoli sevdirdim kendime. Ben biraz haşlıyorum böyle. Aynen, herkes yiyemediği için ben de çok da öldürmemek de lazım besin değeri için. Sen daha... Bence iftarda yenilebilir. Muhteşem bir şey bence. Doğru. Sen daha iyi bilirsin. Ben öyle bir şey duymuştum. Sana da bir sorayım bakayım. Sen çünkü doğru bilinen yanlışlar konusunda evet, çok güzel püf noktalarım sevdiğim var. Sevdiğim şeyler. Evet, brokoli tavukla birlikte yendiğinde kansere karşı etkisi, yani vücudun savunması daha da artıyormuş diye bir şey duymuştum. Bilmiyorum doğru mudur? Daha dün öyleydim, biliyor musun? Öyle iyi. Gerçekten. Sonra domates öyle mesela yağda şey olduğu domates zaman, piştikçe gördüğü zaman ısıl işlem gördükçe yararı yukarı çıkıyor domatesin. Çünkü adek vitaminleri, yağda çözünen vitaminleri yağla birlikte yemek. Çünkü suda eriyen vitaminlerde o yok. BC. C vitamininde öyle bir şey yok, ama yağda eriyen adek vitaminleri domates için de aynı şey geçerli. Aynen öyle. Ben de okuduğum, gördüğüm kadarıyla öyle. Ben de o şekilde kullanıyorum. Daha da iyi oluyor. Su çok içtin mi Batuhan? Of, bayağı içtim. Su, o da önemli. Ben çok su seviyorum. Galiba yine bu insülin direnciyle hep bundan bahsettim, ama hep onunla alakalı diye düşünüyorum. Çok su içiyorum, ama doğru beslendiğim zaman, şeker almadığım zaman, karbonhidratı çok düşürdüğüm zaman çok az susuyorum. Yine de içiyorum, içmeye çalışıyorum. Diyorum ki ben bugün doğru beslenmişim. Oradan mesela anlıyorum. Az susayınca bana öyleymiş gibi geliyor. Ne kadar doğrudur bilmiyorum, ama ben öyle yapıyorum. Peki suyuna efendim işte asidik olsun diyen var, bazik olsun diyen var, bir şey katıyor musun? Hiç öyle şeylere girmiyorum. Öyle şeylere çok da inanmıyorum. Yani bir bilimsel şey varsa tabii ki inanmak zorunda olurum, ama çok görmedim öyle bir şey. Aç karnınadır işte, tok karnıdır vesaire. Suyu ben her türlü içiyorum. Aç karnına, tok karnına hiç yani ayırt etmeden içiyorum. O zaman içiyorum. Peki sen bu 60 kiloyu ne kadar sürede vermiştin? Aslında bakarsan 1,5-2 sene öyle bir süreç. Güzel. Ama bunun 40 kilosu bir 4-5 ayda falan verdim.
Tam aralıklı orucun en yoğun yaptığım dönemlerde verdim o zaman. Zaten verdikçe vermek zorlaşıyor değil mi bir süre sonra? Zorlaşıyor. Plato diyorlar, bir şey diyorlar. Öyle dönemlere giriyorsun. Valla bela yani o dönemlerle uğraşmak falan ama... Böyle ama... şey güzel oluyor ya, aynaya her baktığında ya bugün göbeğim biraz daymış, ben bir de spor yapıyorum, bugün biraz daha kollarım kaslanmış, işte biraz daha bir şeyim olmuş dedikçe motive oldukça daha gidiyor öyle ya. İyice motive oluyorsun. Ama hazır Ramazan ayındayız, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Krizi fırsatı çevirme dönemi gibi değil mi? Evet, böyle evet, evet, hazır Ramazan hem ayındayız. Hem dini görümümüzü yapıp hem açlığı kilo vermeye dönüştürmek çünkü çok kaç saatten sonra tam emin olamayacağım ama bir 12 saatten sonra uzun süre aç kaldığında o senin dediğin gibi demin yani vücut zararlı maddeleri bu sefer sindirmeye başlıyor. Otofaj. Dolayısıyla hem sağlık kazanıyoruz hem dediğin gibi o manevi havayı nefes etmiş oluyoruz. Muhakkak doktorunuza sorup uygulayabiliyorsanız uygulayın. Ben çok yararını gördüm. Aynen. Şimdi burada tavsiye niteliğinde de olmasın tabii. Sonuçta kimi insanın insülin direnci olabilir, açlığa toleransı çok olmayabilir ama hazır Ramazan ayındayız. Ama ben insülin direncimi böyle kırdım. Çok az kaldı. Aynen. Ben böyle kırarak yaptım. Uzun süreli açlık muhteşem yani. Bana da çok iyi geliyor. İnşallah sağlığı el veren herkese o zaman tavsiye ediyoruz aynen, değil mi? Aynen öyle. Ben ediyorum. Yani ben çok yararını gördüm. Yararını gördüm. Şeyi tavsiye ederim yani. Tabii. Bir de şöyle bir avantajı yok mu Batuhan? Şimdi diyetlerin çoğunda bunu yemeyeceğiz, şunu yemeyeceğiz. Bundan bu kadarcık yiyeceğiz. Kibrit kutusu kadar. Ben diyetisyenlerle anlaşamıyorum. Ben de. Yani o yüzden bu aralıklı insan orucu... İnsan bence kendi vücudunu tanıyacak ya. O yüzden ben bu aralıklı orucu yapıyorum. Gerçekten ben de mesela belli bir şeyim var, kotam var. Onun 2-3 kilo üstüne çıktığımda hemen bunu yapıyorum. Akşam saat 6'dan sonra. Ya bir şey yiyince miden yanıyor mu? Bir şey yiyince aşırı susuyor musun? Bir şey yiyince bir kaçtan şey oluyor mu? Kaçtan sonra yemedin? Akşam saat kaçtan sonra yemeği kestin? Ben çok takılmıyorum öyle şeylere. 16 saat açsam ben işte akşam o gece 10'da da yedim. İşte 7'de de yedim. Öğleden sonra 5'te de yedim. Yeter ki çok takılmadım. Öyle de şey gibi oluyor ya. İnsan böyle kendini çok robotlaştırıyor ya. Çok böyle monoton. Her gün şu saatte yemek yiyeceğim, şöyle yapacağım. Tabii ki doğru olan 7'den sonra bir şey yememektir. Yani o muhakkak. Ama ya insanım ya, robotta değilim hani, onu öyle şey yapınca da çok böyle baskı altında hissediyorsun kendini. Bence rejim, diyet falan bunlar psikolojik faktörle çok ağır olan şeyler. Psikolojisini çok iyi ayarlaması lazım insanın. Ben psikolojimi ne zaman iyi ayarladım o zaman kilo vermeye başladım. Yoksa ben bilmiyor muyum, her zaman orada bilgiler var, doğrular yazıyor. İşte diyetisyenlere danışabilirsin, doktor. Her zaman bu yapılabilir bir şey. Ama ne zaman psikolojin hazır oluyor o zaman kilo vermeye başlıyorsun. Motive bence psikoloji. Olmak. Evet, motive olmak, psikoloji çok önemli. Çünkü herkes artık her doğruyu biliyor. Hepimiz ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Herkes her şeyi biliyor. Ulaşabiliyorsun. Her şeye ulaşabiliyorsun yani bugün dünyamızda. Aynen. Peki. Aldığım notlara şöyle bir bakayım. Atladığım bir şey kalmasın. Şimdi sen o zaman bize kapanışa doğru, çünkü süremiz yine neredeyse bitmiş. Kapanışa doğru bize güzel böyle bir Ramazan tatlısı. Mesela güllaç konusunda ne düşünüyorsun? Ben güllaçı severim ya. Ben de çok seviyorum ya. Güllaçı ben çok ıslatmadan yapmaya çalışıyorum. Yani tarifte 1 litre yazıyorsa ondan bir çay bardağı az koyuyorum. Şeker yerine başka bir şey kullanıyorum. Artık bal olur, pekmez olur. Yani pekmez biraz rengini koyulaştırıyor da size kalmış. İşte bal olabilir o zaman. Bal olabilir. Ben çok çok fazla rafine şeker sevmiyorum. Kullanmıyorum. Evdekileri de kullanmamaya çalışıyorum. O şekilde yapıyorum. Bir de ben böyle Antep şeyine çok düşkünümdür. Antep'in her şeyine bir hayranımdır böyle. Yani Antep hayranlığı vardır bende. Antep fıstığı ben çok severim üstüne böyle. Nar çok severim. Güllacı ben de bu arada en çok Antep fıstıklı severim. Ya üstüne böyle. Ben içine fındık da ceviz de artık ne fıstık bile olabilir yani. O bizim yer fıstığı bile olabilir ama üstünde o yeşili görünce mutlu oluyorum. Narla, nar bereket. Tam. İşte Antep fıstığı. Öyle güllaç bayılıyorum. Yani. Güllaç çok severim ben yani. Öyle. Tam nar diyecektim ben de. Batuhan sen de program öncesi konuştuk. Sen de aynı şekildeymişsin. Mesela tatlının içinde ekşiyi. Etin yanında yine böyle mayhoşluğu, bizim işte zaten Osmanlı mutfağı zaten ya düşünsün, bütün o zaman dünyanın en büyük gücü. Dünyanın en büyük gücü ne demek? Dünyanın bütün en iyi şeflerini de alıp getirir demek. Aynen. Ve bütün dünyanın iyi şeflerini alıp Osmanlı mutfağını geliştirmişler o zaman. İşte mesela saray mutfağında yeniçeriler devşiriliyor ya, aynı devşirmeleri mesela mutfağa da koyarlarmış. Aşları öyle yaparlarmış. Her kültürü alıp, Osmanlı o yüzden çok zengin bir kültür yani. Her kültürün en iyi şeyini alıp ve muhteşem bir mutfak ortaya çıkarmışlar. Çok hoşuma gidiyor Osmanlı mutfağı. Türk mutfağının bu şekilde zengin olması Osmanlı mutfağı kökeninden kaynaklanıyor. Tabii. Değil mi? Zeytinyağlarımız, et çeşitlerimiz, zeytinyağlı dünyanın hiçbir yerinde yok.
değil mi? Zeytinyağlı yemek dünyanın hiçbir yerinde yok. Sadece biz özgü bir biz şey. Biz çok şanslıyız. Çok başka ülkelere ben gittiğimizde ben çok sıkıntı çektiğim ülkeler oluyor. Eminim senin de olmuş. Ama İtalya'ya gidersen rahat edersin. Bizden çok şey çalmışlar. Kesinlikle. Kesinlikle. Pizzayı, mantıyı bizden çalmışlar. Şeyi işte tortellini, ravioli. Bizim mantı kökeni işte Cenevizler zamanında gitmiş. Pizzanın kökeni pide. Ya doğru biz, söylüyorsun. Tabii şeyden mesela mantı falan direkt şey Orta Asya'dan geliyor hani direkt bizim şeylerimiz. Kayseri mutfağı direkt eski Türk mutfağı işte Selçuklu evet, oradan evet, gelen aynen. Bizim mutfaktan alıp İtalyanlar şey yapmışlar işte. Aynen doğru söylüyorsun zaten çok yakın yemek kültürü aynen. Sen daha iyi bilirsin. Vatan sahne konuştukça konuşasım geliyor. Ya öyle. Ben de iştahlıyım. Sen de bu konuda uzmansın. Ama programımız bugünlük burada bitiyor. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı Ramazanlar. Diliyoruz. Ramazan'ın bolluğu, bereketi herkese yansısın. Ben de Ramazan'da yemek programı yapıyorum bu arada. Öyle onunla mi? İlgili bilgilerim aynen ben bir şekilde sosyal medyada paylaşım ulaşabilirsiniz. Çok güzel izleyelim. Aynen. Bu arada seyircilerimize bir bomba, bir sürpriz haberi de verelim. Sanıyorum önümüzdeki yıl değil mi? Bir best of ya, evet, geliyor mudur? Okuyorum ben de öyle haberler de çıkıyor. Tabii içeriden bir bilgi yok ama ben de okuduğum bildiğim kadarıyla bir MasterChef All Star yarışması olacak diyebilirim. 2022 mi olur? Çok 2022 olur bilmiyorum ama. Çok güzel olur. Senin olursa da çok güzel olur. Benim orada yarım kalmış bir hikayem var. O yarım kalan hikayeyi tamamlamanı evet. Özellikle istiyorum. Aynen. Seni destekliyorum. Teşekkür ederim. Yaşama Dair programından herkese tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.